Bununla başlayacağım. Herkese merhaba. Çünkü bugün beni görmeyeceksiniz. Hiç olmadı şu güzel sesimi duyun da kim olduğunu anlayın. Çünkü birçoğunuz çok sitem ediyorsunuz. Vay efendim çok uzatıyormuşum videoları. Arkadaşlar videolar uzatmazsam nasıl anlatacağım size nasıl olduğunu, bu sirkenin niye bu kadar uzun süredir süzülmediğini falan filan. Yani bu 3 dakikada yapılacak bir şey değil ki benim videolarımda. Ben her şeyi detaylı anlatmaya çalışıyorum ki bir şey öğrenin diye. Yoksa paldır küldür giderim. Hiç ne süzmeyi gösteririm, ne oluşunu gösteririm, ne bir şey. Şimdi birinci sirke, şöyle etiketini çekip tarihini görün. Nar 2 Aralık'ta 2020'de. Bu süzülmüş bir sirke, beklemeye almıştım. Bunu şişeleyeceğim. Şöyle alalım onu, gitsin yanımızdan. Bu muşmula sirkemiz. 6 Aralık 2020'de yapıldı. Bu 10-12, yani 2 senelik bir sirke. 2 sene 6 aylık. 2 sene sonra bile bakın, yaklaştırarak size bir şey göstereceğim. Kef oluşturmuş. Mecburen bu kefi şöyle azıcık sallayayım görün. Süzeceğim ve tekrar daha küçük şişelere koyacağım. Şuradaki şişelere. Çünkü büyük ihtimal şuradaki hava boşluğu bu kefe yol açtı. İçinde hiçbir şey yoktu yaptığımda. Kef oluşturan da bir sirke değildi. Elma posası sirkesi. Yani büyük ihtimal dediğim gibi tek şüphelendiğim buradaki hava boşluğu. O yüzden her zaman söylerim, mümkün olduğunca sirkelere tek bir parmak boşluk bırakın şişenin tepesinde. Ve şöyle 1 litrelik şişelere koyup muhafaza edin sirkelerinizi. Gelelim neden bu kadar çok beklettiğime. Zamanım olmadı ve deneyi de yapmak istedim. Bunları bekletmeden önce, yani 4 hafta süreçten sonra posasını sökemiyorsanız sımsıkı kapatıp üstüne de şöyle bezle yaparsanız burada gösterdiğim gibi sirkelerinizin asti kaçmayacak ve güzel güzel oluşmaya devam edecek. Asti kaçmadığı müddetçe sor... Aman! Anayı size göstermek istiyorum. Olamaz böyle bir şey. Aa, çok güzelsin sen. Bakar mısınız? Kaç kat ana var? Aha, altında da. Altında da bir kat ana var. Şöyle göstereyim. Bir dakika. İnanmıyorum. Bu kadar mı güzel olur? Hii, bildiğiniz yiyesim var. Ben hala, biliyor musunuz, bu analarla ilgili bir bilgi bulamadım internette. Hala arıyorum. Şimdi bu ananas atılır ki, bunun o kadar çok faydaları varmış ki. Ama ben bir türlü hala bulamadım yani bunlarla ilgili bir bilgiyi. Şuna bakın, pasta gibi. Ya ne kadar güzelsin sen. Şöyle koyacağım. Bir üstünde süsü eksik. Diğer anayı atacağım. Çünkü bu eski ana. Süzgecim hazır. Dediğim gibi fırsat bulup süzemezseniz ağzını sımsıkı streçleyip ya da gene kapağınla kapatıyorsunuz. Kaç ay sonra süzerseniz, süzüyorsunuz, size kokuyu anlatamam. Muhteşem ötesi bir kokusu var sirkemin. Mutlaka yapın. Çok mutlu oldum. Çok. Bırakacağım süzülsün ve tekrar 2 hafta beklemeye almayacağım. Direkt şişeleyeceğim. Dinlenmesine gerek yok diye düşünüyorum. Çok güzel sirke olmuş. Normalde hep şöyle şişelerine koyarak bekletirim. Şöyle bir düzenek yaptım. Görüyorsunuz. Bu yarın sabaha kadar süzülecek. Yani son damlasına kadarı. Sonra da ben kalan sirkeyi şöyle sıkarak yardımcı olacağım. Posada hiç sirke kalmasın, ziyan olmasın. Ama şimdi değil. Çünkü burada olan sirkenin berrak olmasını istiyorum. Posayı sıkıştırdığım zaman çıkan azıcık daha böyle bulanık bir sirke oluyor. Onu ayrıca tüketiyorum. Hiçbir şey israf etmem. Buna bir kapak koyup, bir güzel çalkalayıp
Bunu tekrar aynı tükenmez içtiğim gibi içeceğim. Bu bile çok değerli benim Bu için. kadın deli mi ne diye düşünebilirsiniz. Ama hiç sorun değil. Ben böyle böyle bakarım sirkeme güzel güzel. Yani yiyesi geliyor insanın analarını ya. Bundan az da güzel. Kaşıkla olmayacak. Bir kepçe alayım. Ganimet ganimet ama bu da kepçeyle çıkmayacak. Gene elimi sokacağım. Bakın bir, iki, üç, dört tane. Bakayım daha var mı? Var tabii ki. Beş tane ana yapmış. Bir tane daha var. Başka var mı? Bu benim koyduğum ana. Bunu tavuklara. Şöyle toparlayalım. Bakın bu çürümüş. Yani bu çürüyen anaları tekrar kullanmanıza gerek yok. Direkt tavuklara verin gitsin ya da gene atın. Ben bu anayın içindeki sirkeyi süzeceğim ama sizinle bu görüntüleri paylaşmak istiyorum. Akıta akıta hallettik. Şöyle bir sonucu göstereyim. Nar sirkesinin görüntüsü çirkin gelebilir. Ama ay çok güzel kokuyor. Bir ana daha oluşturmuş. Onu görmedik altlarda. Allah bir ana daha. İyi de nar şekerli. Evet, şekerli olduğu için analar yarışmaya girmişler olmakta. İçinde 4-5 tane ana daha var. Ayıklıyorum. Süzgecimi tıkamasınlar diye. Yoksa içinde kalsa da hiçbir zararı yok. Bu posa da tavuklara gidecek sonra. Ama süzülme süreci uzayacak. Kendimi garantiye alıyorum o yüzden. Kabuğu bayağı sağlammış. Fermente olmamış. Erimemiş yani. Düzeneklerim de engin canım. Yoksa tartmayacak başka bir şeye assam. Görmenizi istiyorum. Çok da kötü değil yani süzülünce. Azıcık koyu renk. Aşağı inince posası berraklaşacak zaman içinde. İki sirkemi yan yana koydum. Süzülsün. Bu güzel anala yani sirke anası veya başka dille bu bir maya. Fermentasyonu kolaylaştıran bir şey sirkeler için. Bunu saklayacağım. Bunar. Bunu da saklayacağım. Bu muşmula veya döngel. Ve bunlarla yapacağım artık o sirkeleri. Gerçi çok anam var. Bu muz sirkesini de şöyle güzel iki şişeye şişeleyerek bir de konuşabilsem videoyu sonlandıracağım. Hem siz de mutlu olun kısa oldu diye. Benim gibi şöyle streç de çekebilirsiniz. Ne kadarı zaman sonra kullanacağınıza bağlı. Hiç hava almaması için. Aslında bu tıpalarla mümkün değil hava alması. Ama kimi zaman şöyle şarap tıpalarından alabilir diye ben sağlam olsun, garanti olsun diye streç çekiyorum. Pasta gibi analarımı ve süzülmüş sirkelerimi de göstermeden olmaz tabii ki. Böyle videolar ne kadar da kısaltmak istesek bilgi içerdiği için çok kısa olamıyor. Hoşça kalın, benimle kalın. Güzel güzel ev sirkeleri yapın ki hayatınızdan hastalıklar uzak olsun ve kendinizi de mutlu etmiş olun. Görüşmek üzere. Beğeni ve abone olmayı unutmayın lütfen.